Hemen bu text tarih dibine text shadow verelim. Google'a girelim. CSS text shadow diyelim. Buradan bakalım. Şu shadow bizim için uygun bence. Hemen buradaki CSS'leri kopyalayalım. Biz post değilin içindekilere verecektik. Buradaki H3 A'yı kaldıralım. Bunu da kaldıralım. Parantezleri kaldıralım. Şimdi bakalım bir ekşi shadow nasıl bir etki sağlamış. Ekşi shadow şu anda hiçbir etki sağlamadı. Bakalım tekrar. Sonuna noktalı virgüllerini koyalım. Noktalı virgülleri yokmuş. Tekrar bakalım. Şu anda etki sağladı fakat burada multiple etki dediği için iki etki birden sağladı. Bizim istediğimiz etki bu değil. Ctrl+Z ile geri gelelim. Üsttekini silelim. Şu anda daha karışık bir yapı oldu. Tekrar Ctrl+Z diyelim. Text Shadow'u tekrar bakalım. Biz şuradaki shadow'u alalım. Oradaki shadow'u aldık. Yapıştıralım. Noktalı virgül koyalım sonuna. Bir daha bakalım. Evet, istediğimiz etki bu. Fakat biz siyah istemiyoruz. White beyaz istiyoruz. Evet. Az da olsa bir etki sağladı ve görselliği arttırdı biraz olsun bence. Şimdi bu hemen bu header'la wrapper'ı bir ayıralım. Header divimiz açık şu anda zaten. Header PHP dosyamız. Burada bakalım. Burada wrapper başlıyor. Biz bu wrapper'ı buradan keselim. Header divimizin sonuna yapıştıralım. Header divimizin sonuna yapıştırdık. Şu an bir bakalım. Evet. Arka plandan kurtulduk. Bu sefer wrapper olmadığı için header iki tarafa yaslandı. Hemen bakalım. Header right demişiz. Biz header divine bakalım, yukarıda header divine bir özellik verdik mi? Header right. Header'a vermedik. CSS'de hemen div header diyor. Buna bitine sitemizin genişliği 960 pikseldi hatırlarsanız. Margin left out olsun.
margin right out olsun. Şimdi tekrar bakalım. Evet, şu anda gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada 215 piksellik bir yükseklik verilmiş header divine. Biz de bakarsak 128'lik, 125 piksellik bir boşluk yeterli bence. 125 yapalım. Div header'ın height'ını. F5 diyelim. Bakarsak 125 biraz az oldu bence. Burayı 135 yapalım. Şu an gayet güzel. Devam ediyoruz.